Bay Nakatani'nin yüzünü görmek isterdim doğrusu. Of, görülmesi gereken asıl yüz benimkiydi bence o an. Yani kadıncağızın üzerine içkileri döktüğüm anda dua etmeye başladım. Ne olur yerin dibine gireyim diye. Yani Ferit bu şekilde anlatmıyor ki tabii, çok komikmiş. Keşke ben de orada olsaydım. Ya. Bence orada olmak istemezdiniz. Yani şu an anlatınca komik gibi geliyor ama o an hiç komik değildi. Utanç vericiydi. Ben çok isterdim orada olmak. Ama neden komik değil ki? Bence komik yani. Yoksa dayım gülmedi mi? Bulut'cum, dayının çok güldüğünü söyleyemem tabii. Yani Ferit Bey o sırada uzaktaydı ama yanımıza geldiğinde hala alevler çıkıyordu. Sonrasında gülmüş olabilir oğlum ama o an dayın Nazlı ablayı öldürecek gibi bakmıştır eminim. Bence o kadar tanık olmasaydı etrafta bir şansını denerdi. Şimdiye kadar suç işlemeye hiç meyletmedi. Hoş geldin. Hoş geldin Ferit. Kanunlar dışına çıkmayı pek sevmem. Ama Nazlı Hanım muhtemelen bu konularda daha gevşek. Savunmasız insanlara acayip teklifler yapmadım hayatım boyunca. Hele alkollülerse. Ama gücü yerinde yetişkinlerse her şeyi yapabilirim diyorsun. Yok, o sizin gibi soğukkanlı iş adamlarının işi. Bulut. Soğukkanlı bir iş adamı derken soğukkanlı bir katil der gibisin. Evet, çünkü aralarında bence çok büyük bir fark yok. İkisi de risk analizini yapar, ince ince hesaplar ve kusursuz uygulamaya çalışır. Ben zaten yeterince kışkırtılan herkesin birilerini öldürme potansiyeli olduğuna inanırım. Dayı, neden bana kulağımı kapattırdınız? Yoksa zombilerden mi bahsettin? Hayır Bulut'cum. Zombi mombi yok. Yasak zombilerle ilgili konuşmak. Hem zombi diye bir şey yok oğlum. Şimdi Ferit'ciğim, Nazlı seni tanımıyor. Şaka yaptığını anlamayabilir tabii, değil mi? Her şakada bir gerçek payı vardır Zeynep Hanım. O yüzden bizce en iyisi Ferit Bey'le aramızdaki mesafeyi korumak. Bulut da ben de biliyoruz, benim kardeşimin yufka gibi bir yüreği vardır. Değil mi bebeğim? O zaman şimdi dayımın kalbi... börek mi oluyor?